Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya mukallibel kulub, thabbit kulubana ala dinik. Allahümme ya muthabbitel akdam, thabbit akdamana ala dinik. Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'ah. Ve erinel batile batilen ve rzukna ictinabah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hulul ukdatin min lisani yefkahu kavli Allahümme amin. Kıymetli abilerim, hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle ecellerinizi versin. Rabbimden isteyip temenni etmiş olduğum şey bugün burada muvaffak olabileceğimiz bütün hayırlara bizleri muvaffak kılmasıdır. Allah Azze ve Celle bizler için dünya ve ahirette muvaffak olunabilecek bütün hayırlara bizleri muvaffak kılsın. Kıymetli abiler, inşallah derse şöyle başlamak istiyorum ben bugün. Sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra tabiinden olan bazı kimselere karşı şu sözüyle ben de bu dersimle başlamak istiyorum abiler. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra bazı sahabeler için söylüyorum bunu. Aleyhissalatü vesselamın namazını bize anlatan sahabeler için söylüyorum. Aleyhissalatü vesselam vefat etti. O vefat ettikten sonra bazı sahabelerine Medine'de kalmak artık büyük bir işkence gibi geldi abiler. Çünkü nereye baksalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor, nereye baksalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlıyorlardı. Bundan dolayı şöyle yaptılar. Onların işlerinden bazıları Medine'nin dışına çıktılar. Bazıları Kufe'ye gitti, bazıları Şam'a gitti veya bazıları farklı farklı yerlere gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğuna Medine'de dayanamadılar. Allah azze ve celle onlardan razı olsun. Daha sonra böyle bir zaman geçtikten sonra kendi öğrencilerine işlerinden bu sahabelerden bazıları kendi öğrencilerine şöyle söylediler. Gelin bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize namaz kıldırmış olduğu gibi ben de size bir namaz kıldırayım. Aleyhissalatü vesselam nasıl namaz kılarmış? Kardeşler, ben de istiyorum ki sahabenin söylemiş olduğu şeyi veya bir benzer sözü size söylemiş olayım. Gelin bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılarmış? İnşallah onu anlatayım. Birinci rekattan itibaren aleyhissalatü vesselam namaza nasıl başlar ve aleyhissalatü vesselam namazı nasıl bitirir? İstiyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını sizlere anlatmış olayım. Allah azze ve celle anlayan, en güzel şekilde hayatında uygulayan kullarından kılsın. Kıymetli abilerim, önce bir kimse aleyhissalatü vesselam namazını anlatacak olursak, birinci rekatı normalde anlatmıştım ama başından itibaren suret olarak tekrar zikredeyim. Namaz için gelen bir kimsenin sekinet ve vakar haliyle geldikten sonra artık kıbleye yönelmiş olması gerekir. Kıbleye yöneldikten sonra namaz için artık kişi hangi namazı kılacaksa tekbiri getirir. Ellerini kaldırır, ya omuz hizasında ya da kulak hizasında avuç içi kıbleye bakacak şekilde tekbir getirir. Allahu Ekber der ve ellerini kaldırmış olur kişi. Ellerini kaldırdıktan sonra ellerini indirir. Bu mesele üzerinde bahsetmiştim. Artık dilerse göbeğinin üzerinde, dilerse göğsünün üzerinde, dilerse göbeğinin altında kişi artık uygun görmüş olduğu bir yerden veya ara ara değiştirerek de yapabilir bunu. Elini uygun görmüş olduğu bir yerden bağlar. Sağ el, sol elin üzerine gelebilecek bir şekilde kişi ellerini bağlar. Ellerini bağladıktan sonra ilk olarak namaza giriş duaları okunur. Mesela Subhaneke'de olduğu gibi veya başka bir zikir daha söylemiştim. Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'attel beynel maşriki vel mağrib gibi zikirler, dualar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine varit olmuş dualar yapılır. Akabinde daha sonra kişi Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim der, Fatiha suresini okumaya başlar. Fatiha suresini bitirdikten sonra daha sonra bir kimse birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha suresinden sonra bir sure veya çeşitli dilemiş olduğu yerden, Kur'an-ı Kerim'den kendisine kolay gelen yerden okuyabilir. Bunu da okuduktan sonra kişi tekbir getirir, rüküye gider. Rüküde dosdoğru durur. Ayşe radıyallahu anha veya onun başka sahabelerinin, aleyhissalatü vesselamın başka sahabelerinin anlatmış olduğu kimselerin rivayetlerine göre aleyhissalatü vesselam rüküde dümdüz dururdu. Tam eğilir. Organları böyle tatmin, mutmain olurdu. Rüküde durur. Daha sonra Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim 3 defa veya 10 defa bunu söyler veya başka zikirler de yapabilir. Söylemiştim daha önce. Bunları söyledikten sonra Semiallahu limen hamide der, kalkar. Kalkarken kişi ellerini kaldırarak kalkar. İbn Ömer'in rivayetini hatırlayın. İbn Ömer radıyallahu anh, İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste
Dedi ki aleyhissalatü vesselam rüküye gittiğinde ve rüküden kalktığında ellerini kaldırırdı. Daha sonra semiyallahu limen hamideh der. Rabbena ve lekel hamd derdi. Rabbena ve lekel hamd denir. Daha sonra dileyen kardeşlerimiz hamden tayyiben kethiren mübareken fih derler. Bunu da delilleriyle söylemiştim, sizlere aktarmıştım. Bunu söyledikten sonra daha sonra Allahu Ekber diyerek secdeye gider kimse. Secdesini yapar. Secdede Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la. 3 defa. Dilerse 10 defa bunu söyleyebilir veya bundan sonra başka zikirler yapabilir. Veya başka dualar yapabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in bizlere rivayet etmiş olduğu hadiste dedi ki اَكْفِرُ الدُّعَى فِي السُّجُودِ Secdelerde dualarınızı bolca yapın. Dualarınızı arttırın dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci secde yapıldı. Secdeden kalkıldıktan sonra iki secde arasında oturma var kardeşler. İkinci secdeye geçmeden önce kısa bir müddet orada oturur. رَبِّ اِخْفِرْلِ denilir. Veya اللّٰهُمَّ رَبِّ اِخْفِرْلِ denilir. Yani Rabbim bana mağfiret et. İki secde arasında kişi tam organları mutmain olur. Tam böyle kalkar. Biraz durur. Rabbi gfirli veya Allahümme gfirli der. Ondan sonra ikinci secde yapar. İki secde arasında bazı insanları görürsünüz. Tam doğrulmadan ikinci secdeye gider. Bu namazı batıl kılar kardeşler. İnşallah daha sonraki derslerimde üzerinde konuşacağım. Secdeden kalkan kimsenin tam organlarının tatmin, tam olarak mutmain olması gerekir. Kemiklerin yerine oturması gerekir. Daha sonra ikinci secde yapılır. İkinci secde yapıldıktan sonra aynı zikirler yapılır ve secdeden kalkılır. Secdeden sonra, ikinci secdeden sonra kişi ikinci rekata kalkacağı zaman istirahat oturuşu yapılır mı yapılmaz mı? Bu konu hakkında da konuştum kardeşler sizler için biraz. Daha çok ümmetin tercih etmiş olduğu, ilim ehlinin daha fazla tercih etmiş olduğu istirahat oturuşunun yapılmamasıdır. Kesinlikle yapılmayacak mı? Kesinlikle yapılmayacak değil kardeşler. Uygun gören kardeşlerimiz yapabilir ama daha çok ümmetin tercih etmiş olduğu istirahat oturuşunun yapılmamış olmasıdır. Buna dair tafsilatı zaten zikrettim. Bu birinci rekata dair kardeşler konuşmuş olduğumuz şeylerdi buraya kadar. Aleyhissalatü vesselam birinci rekatta daha önce tafsilatını yapmıştım kardeşler bunların. Aleyhissalatü vesselam böyle yaparmış. Aleyhissalatü vesselam bu şekilde namaz kılarmış. Daha sonra birinci rekatı bir gün aleyhissalatü vesselam sahabelerinin yanında namaz böyle namaz fiilini onlara öğretirken birinci rekatı kılmış ve daha sonra sahabesine demiş ki İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet etti. اِفْعَلْ ذَٰلِكَ ف۪ي صَلَاتِكَ كُلِّهَا Bunu bu şekilleri yani birinci rekatta yapmış olduğum her şeyi namazının hepsinde yap dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye. Bu şekilde kardeşler birinci rekatın tafsilatına dair konuşmuş olduk. İkinci rekat. Kişi ikinci rekata kalktığı zaman artık neler olur? Kardeşler bir kimse birinci rekatı bitirdikten sonra birinci rekatta kıyamda durmuş, Fatiha suresini okumuş, Fatiha suresinden sonra başka sure okumuş, rükû yapmış, secde yapmış ve secdeden sonra doğrulmuş, artık ikinci rekat için kalkmış. İkinci rekat için bir kimse namazına kalktığı zaman kardeşler Fatiha suresini okur. Peki Fatiha suresinden önce istiâze var mıdır? Bir daha evuzu billahi mineşşeytanirracim demesine gerek var mı? Yoktur kardeşler. Bir daha evuzu billahi mineşşeytanirracim demesine gerek yoktur. Niye? Çünkü birinci rekatta Kur'an'a girerken, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken evuzu billahi mineşşeytanirracim demişti zaten bir kimse. Birinci rekatta Fatiha'dan önce söylenir. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Ama ikinci rekatta, üçüncü rekatta, dördüncü rekatta veya başka rekatların içerisinde ayetler, sureler okunduğunda bir daha evuzu billahi mineşşeytanirracim denilmesine gerek yoktur. Ebu Hureyre radiyallahu anh İmam Müslim'in rivayetinde dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını anlattı. Dedi ki kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem iftetaha salate veya iftetaha errakete thâniye aleyhissalatü vesselam ikinci rekatı açardı. Nasıl? Bi elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin diye açardı. Peki besmele söylenenlerime yani Fatiha suresini cehri olarak okuyacak bir kimsenin Bismillahirrahmanirrahim'in de cehri olarak söylemesine gerek var mı? Cehri olarak söylenmez kardeşler. Ama kişi içinden söyler. Bismillahirrahmanirrahim'i kişi içinden söyler. Ama sesli olarak okuyorsa Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye devam eder. Veya kişi namazı sessiz kılıyorsa ikinci rekata kalkmış. Hangi surenin başı olursa olsun kardeşler. Eğer bir sureye başından başlıyorsanız kaçıncı rekatta olursanız onun fark etmez. Tevbe suresi bunun dışındadır. O sureye Bismillahirrahmanirrahim diye başlanır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim diye başlamaktadır.
Dolayısıyla Fatiha suresinin başında bir daha Bismillahirrahmanirrahim söylenir. Üçüncü rekatta bir daha Fatiha suresinin başında Bismillahirrahmanirrahim denir. Dördüncü rekatta bir daha Fatiha suresinin başında Bismillahirrahmanirrahim denir. Veya ilk iki rekatta Fatiha suresinden sonra başka sureler okuyan kimsenin Tevbe suresi hariç surelere başlarken Bismillahirrahmanirrahim'i telaffuz etmesi gerekir kardeşler. Eğer sessiz oluyorsa Bismillahirrahmanirrahim lafzı sessiz söylenir. Kişi sırren bunu yapar. Fatiha suresi okundu. Fatiha suresinden sonra ikinci rekat için bahsediyoruz kardeşler. Fatiha suresinden sonra kişi başka bir sure okur. Birinci rekatta Fatiha suresinden sonra başka bir sure okumuştu. İkinci rekatta da Fatiha suresinden sonra başka bir sure veya kişi kendisine kolay gelmiş olan ayetlerden dilemiş olduğu kadarıyla okuyabilir. Neresi kolay geliyorsa, neresi daha iyi ezberindeyse ayet de olabilir bu. Bir sureden birkaç tane ayet de olabilir veya bir surenin hepsi de olabilir. Fatiha suresinden sonra okunur. Daha sonra kişi rükü yaptı, rükudan kalktı, rükünün sıfatını anlattım. Secde yaptı, secdeden kalktı. İkinci rekatta kardeşim, iki secde yaptıktan sonra kişi ikinci rekatta oturma fiili yapılır. Oturma fiili yapılır. Kişi oturur. İkinci rekattaki oturmayı hepiniz biliyorsunuz. Aleyhissalatu vesselam o namazlarında 4 rekatlık ve 2 rekatlık namazlarında aleyhissalatu vesselam veya 3 rekatlık namazlarında ikinci rekatta otururmuş kardeşler. Aleyhissalatü vesselam ikinci rekatta otururmuş. Oturduğunda onun namazı normalde şöyle kardeşler. Oturma fiili tam olarak aslında suretini bilirsiniz diye zannediyorum. Sol ayak yayılır. Sol ayak şöyle yayılır. Dikilmez. Sol ayak dikilmez. Sol ayağın üzerine kişi oturur. Sağ ayağını diker ve sağ ayağın parmak uçları kıbleye bakar. Secde normalde iki secde arasındaki oturuş da böyle yapılır abiler. İki secde arasında da kişi sol ayağını yayar. Bilmiş olduğunuz suretle öyle zannediyorum ki hepiniz öyle yapıyorsunuz veya hepiniz yapmıyorsanız da görmüşsünüzdür bunun suretini. Sol ayak yayılır, üzerine oturulur, sağ ayak dikilir, yandan çıkarılır. Sağ ayağın üzerine oturulmaz kardeşler. Yandan çıkarılır ve parmak uçları şöyle bükülür, kıbleye bakar parmak uçları. İbn Ömer radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken bütün organları kıbleye dönük olurdu. Parmak uçları dahi aleyhissalatu vesselamın kıbleye dönük olurmuş kardeşler. Parmak uçları dahi otururken. Sağ ayağın üzerine oturulmaz. Sağ ayağın üzerine oturulmaz ve sağ ayak çıkarılır. Yani yandan hafifçe çıkarılır kardeşler. Görülür sağ ayak. Ve bu şekilde tam dik olacak şekilde parmaklar da kıbleyi gösterecek şekilde sağ ayak dikilir. Sol ayağın da üzerine oturulur. Vail İbn-i Hucur anlattı. Dedi ki aleyhissalatü vesselam teşeğütte oturduğunda sağ elini sağ dizinin üzerine koyar. Sol elini sol dizinin üzerine koyar. Sol elini sol dizinin üzerine koyar. Şöyle yapar. Daha sonra iki parmağını şöyle avuç içine alır. Vail İbn-i Hucur anlatıyor. Radiyallahu anhum ecma'in. İki parmağını avuç içine alır. Sonra şu orta parmakla baş parmağı birleştirirdi, daire yapardı. Ve sonra o sağ elini yani sağ dizinin üzerine koymuş ya. Sonra işaret parmağıyla da böyle işaret ederdi. İşaret parmağıyla da işaret ederdi dedi Vail İbn-i Hucur. Bunu İmam Ahmed ve Ebu Davud onlar rivayet ettiler. İmam Müslim'in rivayetinde İbn Ömer'den rivayet etti. İbn Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşehhütte oturduğu zaman sağ elini sağ dizinin üzerine koyar, sol elini sol dizinin üzerine koyar ve eliyle 53 yapardı. 53 kardeşler Arapçada şu şekildir. Şu şekilde görüyor musunuz? Normalde bu sıfırdır Arap dilinde şu 5'tir kardeşler. Şu da şöyle yandan bakıldığında 3'ü ifade eder. Arap dilinde biraz daha rakamlara vakıf olan kardeşlerimiz iyi bilirler. 53'ü gösterir. İbn Ömer radıyallahu anh direkt bu şekli 53 olarak tasvir etti kardeşler. Sağ el sol elin üzerine konulur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarıyla 53 yapardı. 53 yani şu iki parmak içe gömülür kardeşler. Şunlar ikisi baş parmakla şu parmakla orta parmak tutulur. Şu şekilde inşallah hepinizin görebileceği bir şekilde gösterebiliyorumdur. Sonra işaret parmağıyla da aleyhissalatü vesselam işaret yapardı dedi İbn Ömer radıyallahu anh. Kardeşler veya buna dair başka rivayetler de var. Aleyhissalatü vesselamın teşehhütte böyle yapmış olduğu üzere. Şimdi bazı kardeşlerimiz şöyle ihtilafları görmüş olabilirler veya sormak isteyebilirler. Normalde sizler bazen şöyle olaylara şahitlik edersiniz. Bazı kardeşlerimiz namaz kılarken sadece
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah da kaldırır, ondan sonra indirir. Değil mi? Sadece yani tahiyyatın başından sonuna kadar kaldırmaz. Sadece eşhedü en la ilahe illallah der, orada kaldırır, daha sonra indirir. Veya kardeşler, ilim ehlinden bazıları, bu Hanefilerin görüşüdür. Veya ilim ehlinden bazıları demişlerdir ki Allah'ın, Allah lafzının geçmiş olduğu her yerde parmak kaldırır. Mesela kişi elini böyle şeyin üzerine koymuş ya, dizinin üzerine. Şöyle bağlamış. Şu şekilde dizinin üzerine koymuş. Mesela ettehiyyatu lillah. Vessalavatu vettayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyne ve ala ibadillahissalihin. Eşheden la ilahe illallah. Her Allah lafzının geçmiş olduğu yerde eller kaldırılır demişler. Hepsinin söylemiş olduğu şey şudur kardeşler. Demişler ki bu burada teşebbükte parmak kaldırmanın, bu şekilde parmak kaldırmanın sebebi tevhiddir. Orada Allah'ın birliğine şahitlik yapılır. İşaret parmağıyla, şehadet parmağıyla, ister eşheden la ilahe illallah da olsun, ister Allah lafzının her geçmiş olduğu yerde olsun, ister tahiyyatın veya teşebbükün bütünüyle olsun, parmağı bu şekilde kaldırmak Allah Azze ve Celle'nin vahdaniyetine şahitlik etmektir. Allah Azze ve Celle'nin vahdaniyetine şahitlik etmektir. İlim ehlinin arasında böyle ihtilaflar var. Hepsi de genel olarak muteber ihtilaflardır kardeşler. Hangisi hatalı, hangisi doğru? Hepsi de doğrudur. Hepsi de doğrudur. Peki hangisi aslında Nas'tan, delillerden, İbn Ömer'in ve Vâid İbn Hucur'un rivayetinden daha çok anlaşılan ve daha çok kabul gören görüş hangisidir diye soracak olursak kardeşler, İki parmağın şu şekilde avuç içine gömülmesi, orta parmakla baş parmağın tutulması ve işaret parmağıyla da kıbleye doğru işaret etmek kardeşler. Tahiyyat boyunca veya teşehhüd boyunca parmağın bu şekilde sabit tutulması sünnetten, rivayetlerden anlaşılan en kamil manadır kardeşler. Veya ümmetin ekseriyetle üzerinde olmuş olduğu görüş de budur kardeşler. İşaret parmağının tahiyyat boyunca veya teşehhüd boyunca sabit kalması. İbn Ömer'in rivayetinde radıyallahu anh dedi ki aleyhissalatü vesselam teşebbütte işaret parmağıyla işaret ederdi. Yani bir yerde demedi değil mi İbn Ömer radıyallahu anh? Yani tahiyyat boyunca veya teşebbüt boyunca aleyhissalatü vesselamın işaret ettiği anlaşılmıştır bu rivayetten. Veya Vâid İbni Hucur'un rivayet etmiş olduğu hadiste Vâid İbni Hucur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağıyla işaret etmiştir. Yani teşebbüt boyunca bu şekilde yapıldığı daha çok ilim ehli arasında kabul görmüş bir görüştür. Allahu alem, en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Bu şekilde parmak da kardeşler, işaret parmakla da işaret yapıldıktan sonra kişi bundan sonra tahiyyatı okumaya başlar kardeşler. Tahiyyat. İbn-i Mesud radıyallahu an o dedi ki İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki size okuyun, namazda okuyacağınız bir duayı öğreteyim. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü bize o duayı öğret. Aleyhissalatu vesselam başladı dedi ki Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyne ve ala ibadillahissalihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İbn-i Mesud radıyallahu anh o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tahiyyatta okumamız için, teşeğütte okumamız için aleyhissalatu vesselam bunu bize öğretti. İkinci rekatta böyle yapılır kardeşler. İkinci rekattayız. Dört rekatlık bir namaz kıldığımızı düşünün. Veya üç rekatlık bir namaz kıldığımızı düşünün. Daha sonra kişi ikinci rekatta o teşehhütte oturduğunda, bu birinci teşehhüttür. Teşehhütte oturduğunda tahiyyat okur. Birinci teşehhütte ne yapılır kardeşler? Kişi sol ayağını yayar ve sol ayağının üzerine oturur. Daha sonra parmağıyla da işaret yaptıktan sonra üçüncü rekat için tahiyyatı da okuduktan sonra üçüncü rekat için kalkar. Üçüncü rekata kalkıldığında kardeşler tekrar bir tekbir getirme var mıdır yok mudur? Tekrar bir tekbir getirme var mıdır yok mudur? Normalde tekbirin şuralarda olduğu sabittir. Birinci olarak namaza girerken istiftah tekbiri. Sabit midir? Sabittir. Deliller nice. Veya rüküya giderken tekbir getirmek. Tekbir getirirken elleri kaldırmak, ondan bahsediyorum. Rüküya giderken eller kaldırılır. Rüküden kalkarken üçüncü olarak kardeşler tekbir ki semiyallahu limen hamideh denildiğinde yine aynı şekilde eller kaldırılır. Buna dair taksimatı geçen derslerimizde yapmıştım. Dördüncü olarak kardeşler ilim ehlinden bazıları da dediler ki kişi ikinci rekatta teşehhüdü yaptıktan sonra yani tahiyyatı da okuduktan sonra üçüncü rekata kalktığında kıraate başlamadan tekrar ellerini kaldırır. Ondan sonra indirip ellerini bağlar. Nafi anlattı İmam Bukhari'nin rivayetinde. İmam Bukhari ve İmam Ebu Davud rivayet ettiler. Nafi dedi ki İbn Ömer'in öğrencilerindendir.
Dedi ki İbn Ömer teşebbütten kalktığında, 3. rekat için kalktığında ellerini kaldırırdı ve bu yapmış olduğu fiili Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet ederdi İbn Ömer radıyallahu anh. Dolayısıyla bu 4. eli kaldırma yeri olmuş oldu kardeşler. Ama şunu söyleyeyim. İlim ehlinin çoğu, ekseriyeti bu şekilde bununla amel etmemişlerdir kardeşler. Yani tahiyattan kalktıktan sonra, birinci teşebbütte oturduktan sonra kişi tahiyatı da okumuş. Daha sonra 3. rekata kalkmışsa bir kimse, ondan sonra eli kaldırır mı kaldırmaz mı? Normalde böyle bir rivayet var ve rivayet Buhari'de geçiyor. Ama ilim ehlinin çoğu bununla amel etmemiştir kardeşler. Şundan dolayı demişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını vasfeden nice rivayet var. Nice sahabe peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazını anlatmış ama hiç kimse bunu rivayet etmemiş. Kimse bunu rivayet etmediğinden dolayı ilim ehli tarafından çok böyle güzel bir makbulle karşılanmamış abiler. Ancak yine de şöyle derler, kişi dilerse yapabilir. Sonuçta üzerinde bir nas var, delil var. Kişi isterse bunu terk edebilir, müstehaptır. Veya bazıları müstehap da değildir gibi şeyleri söylemişler. Kişi isterse yapabilir, yapmamasında herhangi bir beis söz konusu değildir. Üçüncü rekata kalkıldığında yapılabilir, yapılmayabilir. Ama ilim ehlinin geneli bununla amel etmemişlerdir kardeşler. Allah-u Alem en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Kişi bu şekilde kardeşler 3. rekata kalktıktan sonra artık 3. rekatta sadece 3. ve 4. rekatta sadece Fatiha suresi okunur abiler. Sadece Fatiha suresi okunur. İster bu öğle namazı olsun, ister bu ikindi namazı olsun, ister bu yatsı namazı olsun fark etmez kardeşler. 3. ve 4. rekatlarda sadece Fatiha suresi okunur. Ebu Katade'nin rivayet etmiş olduğu bir rivayette İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet ettiler bu hadisi. Ebu Katade dedi ki: "Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli bina fi zuhri vel asri." Aleyhissalatu vesselam bizimle beraber zuhur namazını ve yani zuhur öğle namazını ve ikindi namazını kıldı. Aleyhissalatu vesselam bize kıldırdı. Sonra dedi ki: Feyakrahu fi'z-zuhri ve'l-asri fi'r-rak'atayn'l-ulayayn bi-fatihati'l-kitab ve suratayn. Aleyhissalatu vesselam öğle ve ikindi namazının ilk iki rekatında Fatiha suresi ve Fatiha suresinden sonra sureler okurdu. Yani 1. ve 2. rekatta 2 tane sure okurdu. 1. rekatta bir sure, 2. rekatta bir sure okurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dedi ki: "Ve yakrahu fi'ukhrayayn" Bifatihati'l-kitab. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3. ve 4. rekatta sadece Fatiha suresini okurdu. Dedi Ebu Katade. Dikkat edin kardeşler. Bu öğle namazında da geçerlidir. Bu ikindi namazında da geçerlidir. Ve bu yatsı namazında da geçerlidir. Aleyhissalatu vesselam 3. ve 4. rekatlarda akşam namazı da 3 rekatlık bir namaz olduğu için akşam namazı da bu kapsamdadır abiler. 3. ve 4. rekatlarda sadece Fatiha suresi okunur. Bazıları derler ki ikindi namazında 3. ve 4. rekatlarda Fatiha'dan sonra başka sureler de okunur. Bunun sünnette bir karşılığı yoktur abiler. Bunun sünnetten bir karşılığını bilmiyoruz. Ve genel bir tercihe göre de böyle bir şey yoktur. 3. ve 4. rekatlarda Fatiha suresi okunur. 3. ve 4. rekatlarda kardeşler kişi bu şekilde Fatiha suresini okuduktan sonra daha sonra 3. rekat için rükûya 3. rekatın rükûsuna gider. Daha sonra rükûdan kalkar secdeye gider. 2 secdesini yapar. 3. rekatta istirahat oturuşu yapmadan kalkar. Veya ikinci bir görüşe göre istirahat oturuşunu yapmak isteyenler için istirahat oturuşunu yapar. Ondan sonra 3. rekat, 4. rekat için kalkar. 4. rekatı da aynı şekilde yerine getirir. Ve daha sonra 4. rekatta kişi rüküsünü yaptı. Daha sonra 2 secdesini yaptı. Ondan sonra oturur. Yani ikinci teşehhüttür kardeşler bu. Namazda 4. rekatta oturmak ikinci teşehhüttür. 2. rekatta oturmak 1. teşehhüttür. 4. rekatta oturmak 2. teşehhüttür. Peki 4. rekatta nasıl oturulur? 1. şekil kardeşler 4. rekatta nasıl oturulacağına dair. 1. şekil 2. rekatta oturulduğu gibi oturulur. Yani sol ayak yayılır, üzerine oturulur. Sağ ayak dik tutulur. Dik tutulur ve parmak uçları kıbleye bakar. Bu 1. şekildir. 4. rekatta 2. bir oturma şekli vardır kardeşler. 4. rekatta 2. bir oturma şekli vardır. O da şöyledir abiler. Onun şekli de şöyledir. Biraz garip olacak ama öyle zannediyorum ki birçok kardeşimiz görmüştür. Ebu Humeyd rahimahullah o anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını vasfederken dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4. rekatın teşehhüdünde sol ayağını
Önce sağ ayağı anlatayım ki sonra sol ayağı anlatabileyim. Sağ ayağı diktiğinizde kardeşler şu şekilde. Sol ayak da yayılmaz, kişi üzerine oturmaz. Sağ ayağı ayak diz kapağıyla parmakların arasından dışarı çıkarır. Bu oturuş şeklini gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Şimdi göstersem hepiniz anlarsınız diye zannediyorum da tasavvurunu yapmaya çalışın kardeşler. Kişi sağ ayağını diktiği zaman, sol ayağının üzerine oturmaz. Çok affedersiniz, kalçası yere gelir, yere değer. Sol ayağını sağ ayağının o boşluk arasında, diz kapağıyla parmak uçlarının arasında o boşluktan çıkarır. Bu sünnetten ikinci çeşittir kardeşler. Bu şekilde dördüncü rekatın teşehhüdünde bu şekilde oturulur. Buna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetler söz konusu olmuştur. Ama birinci şekilde yapılabilir. Kişi sol ayağını yayar, sol ayağının üzerine oturur, sağ ayağını diker ve parmak uçları kıbleye bakar. Bundan sonra kardeşler yine kişi tahiyyatı okur. Tahiyyatı okuduktan sonra salli bari okur. Salli ve barik duaları okunur. Bişr İbni Sa'd o anlattı. Dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduk İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayetinde. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, Allah Azze ve Celle kitapta sana salat getirmemizi istiyor. Biz sana nasıl salat getireceğiz diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ravi diyor ki aleyhissalatü vesselam bir müddet bekledi. Hemen cevap vermedi. Bir müddet bekledikten sonra dedi ki şöyle deyiniz. Allahümme salli ala Muhammed. Kema sallayte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bişr İbn-i Sa'da bu rivayeti öğretti. Daha sonra kardeşler bu şekilde tahiyyattan sonra salli barik okunur. Salli barikten sonra aleyhissalatu vesselamın öğretmiş olduğu dualar yapar kardeşler. Veya kişi istemiş olduğu duaları yapabilir. Ama öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dualar öğretmiş bunları sizlere anlatayım. Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'nin anlatmış olduğu bir rivayette İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ettiler bunu daha bir yer. Bukhari ve Müslim tahrişidir. Aleyhissalatu vesselam dedi ki اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ sizden biri teşehhütte oturduğu zaman فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِ o kimse dört şeyin şerrinden Allah'a sığınsın. Sizden biri teşehhüt yaptığında, teşehhütte tahiyyatı, salli bari okuduktan sonra dört şeyin şerrinden de Allah'a sığınsın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o dört şey nedir? Aleyhissalatu vesselam dedi ki yekulu o kimse der ki Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Aleyhissalatu vesselam'ın öğretmiş olduğu şey dedi ki o kimse şöyle söylesin Allah azze ve celle şunların şerrinden sığınsın. Cehennemin, cehennem ateşinin ve kabir azabından, cehennemin azabından ve kabir azabından Allah'a sığınsın. Hayatın ve ölümün fitnesinden Allah'a sığınsın ve Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınsın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse teşehhüt yaptığı zaman şöyle söyleyecek kardeşler, Arapça lafızlarını söyleyeyim. Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretti. Yine kardeşler böyle bir kimse salli bari okuduktan sonra bunu yaptıktan sonra Allah azze ve celle'nin üzerimize indirmiş olduğu duaları, bizlere öğretmiş olduğu duaları yapabilir. Mesela Bakara suresine geçmiş olduğu üzere Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasenete ve qina azaben nar. Bunu yapabilir. Veya bununla beraber Ebu Hureyre Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü namazda okuyabileceğin bir duayı bana öğret. Namazda okuyabileceğin bir duayı bana öğret dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir dua öğretti abiler. Nasihatim güzel bir şekilde ezberleyin ve bunları da okuyun. Aleyhissalatü vesselam dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anh'a şöyle söyle dedi. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kathira. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Ve la yaghfiru zunube illa ent. Ve günahları bağışlayacak olan ancak sensin. Fakfirli mağfireten min indik. Kendi katından bir bağışlamayla beni bağışla. Verhamni. Bana rahmet et. İnneke entel gafurur rahim. Muhakkak ki sen gafur ve rahim olansın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a bunu öğretti. Böyle yap dedi. Bunu söyle. Yani teşehhütten sonra kardeşler bu yapılır. Veya kardeşler bundan sonra kişi dilemiş olduğu şekliyle Allah azze ve celle'ye dua edebilir. Zaten namazda
Duanın belli başlı alanları vardır abi. Birinci olarak kişi ilk tekbir getirdiğinde Fatiha'ya başlamadan önce dua yapar. Aleyhissalatü vesselam bize öğretmiştir. Ondan sonra secdede dua mahalli vardır veya rükuda dua vardır. Özellikle secdede Aleyhissalatü vesselam dedi ki, İmam Müslim rivayet etti. Ekfiru dua fi sucudikum. Secdelerinizde dualarınızı çoğaltın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kardeşler, secdeden sonra da kişi nerede dua yapar? Tahiyyattan sonra, salli barikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmiş olduğu dualara yapar veya dilemiş olduğu şeylerle Allah Azze ve Celle'ye dua yapar. Peki bu duaları hangi dille yapacağız? Arapça. Birinci olarak Arapça. Ama Arapça ezberlemeye güç yetiremeyen kardeşlerimiz de kendi dillerinde yapacaklar. Ama nasihatimiz, kendi dillerinde yapacak olurlarsa kardeşlerimiz, ses çıkarmamaları, işlerinden bu duaları yapmaları. Gerek secdelerinde, gerek salli barikten sonra yapacağınız dualarda, eğer ezberleme durumu, hepsini ezberleyemiyorsanız veya bunları Arapça telaffuz edemiyorsanız, bir kimse kendi diliyle Türkçe veya Almanca veya başka dillerle Allah Azze ve Celle dua edebilir mi namaz içerisinde? Edebilir. Ama dediğim gibi lafızlar dışarıya çıkmayacak. Eğer lafızlar dışarıya çıkarsa, namazın dışında, namaz dilinin dışında başka lafızlar dışarıya çıkmış olduğundan dolayı namaz batıl olur. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza etsin. Daha sonra bu dualar da bitirildikten sonra kardeşler, artık yapılması gereken şey selam verilmesi. İbn Ömer radıyallahu anh, o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık şey, namazı bitirdikten sonra sağına ve soluna selam verildi. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusellimu anil yemini ve anil şimal hatta yura beyadu haddihi dedi Resulullah. İbn Ömer dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyini anlattı. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdiğinde sağına ve soluna doğru selam verirdi. O kadar ki dönerdi sağına ve soluna, yanağının rengi, yanağının beyazlığını biz görürdük dedi. Yanağının rengi görülürdü dedi İbn Ömer radıyallahu anh. Vail ibn Hucr anlattı. Vail ibn Hucr dedi ki kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusellimu anil yemini ve anil şimal يقول السلام عليكم ورحمة الله وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله عليه الصلاة والسلام sağına doğru selam verdiğinde السلام عليكم ورحمة الله derdi ve soluna doğru selam verdiğinde السلام عليكم ورحمة الله derdi. Bazı rivayetlerde kardeşler السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ziyadesi vardır. Ama çok kuvvetli bir rivayet değil abi. Ve berekatuhu ziyadesi çok kuvvetli bir rivayet değildir. Bundan dolayı çok kimsenin itimat etmemiş olduğu rivayetlerdir. Ama daha çok üzerinde durulan şey, kişinin selam verdiğinde sağına da sonra da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah lafına dikkat edilmesi gerekir. Şöyle, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eğer denilirse şöyle abi, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Olur mu? Selamun aleyküm ve rahmetullah, hata. Veya esselamun aleyküm ve rahmetullah, hata. Hatadır abi. Esselamun aleyküm değil. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi dilin kaidelerine gireceğim. Hiç dile girmek istemiyorum. Arap diline girmek istemiyorum. Ama dikkat edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah denilir. Ve berekatuhu lafzının ziyade edilmesine bir beis var mı? Namazı bozar mı? Namazı bozmaz. Çünkü rivayette olduğundan dolayı bir kimse söylemek isterse ve barakatuhu sözünü ziyade olarak söyleyebilir. İşte kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbirle başlar. Namazın içerisinde çeşitli fiiller yapar ve bu şekilde namazı teslim ile, yani selam ile bitirirdi. Hatırlayın, namazın tanımını yaptığımda şöyle bir şey söylemiştim sizlere. Namaz nedir diye konuşmuştuk. Namaz öyle bir amel dedi ki tekbiriyle başlayan, içerisinde kendisine has olan sözleri ve fiilleri barındıran ve selam ile son bulan bir ameldir namaz. Allah Azze ve Celle bizleri hakkıyla namaz kılanlardan eylesin. Bu şekilde namazı bitirmiş olduk. Aleyhissalatu vesselamın namazını bitirmiş olduk kardeşler. Sahih delillerle, sahih rivayetlerle. Özellikle bu konuda size aktarmış olduğum rivayetlerin hepsi kardeşler, genel olarak hepsi Bukhari Müslüm takrişidir abiler. Bukhari ve Müslüm takrişidir. Bununla beraber İmam Ahmet'ten hadisleri aktardım. İmam Ebu Davud'dan rivayetleri aktardım. Genel olarak hep sahih hadisleri aktarmaya gayret ettim. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam olarak namazı nasıldır? Bu tam olarak bilinmiş olsun. Bazı rivayette farklı veya çeşitli küçük farklılıkların olduğunu görürsünüz. Bazı insanlar şöyle şüpheler getirebilirler.
Ya siz hepiniz bir dine tabi olduğunuzu söylüyorsunuz. Hepiniz peygamberin hadislerine tabi olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama hepinizin namaz kılma şekli farklı. Böyle şüpheleri getirebiliyorlar bazı insanlar veya insanların kalplerine şüpheler atabiliyorlar. Önemli olan namazın asırlarında mutabık mıyız? Hangi kardeşimiz iki tane rükû yapıyor? Hangi kardeşimiz beş tane secde yapıyor? Hangi kardeşimiz secdeyi bir tane yapıyor? Hangi kardeşimiz yok ben ikinci rekatta oturmayacağım diyor? Hangi kardeşimiz yok ben teşehhüd yapmadan selam vereceğim diyor? Namazın asırlarında mutabık mıyız kardeşler? Namazın asırlarında mutabıkız. Ama bazen küçük şeyler istihbab babından yani müstehap babından, sünnet babından küçük küçük farklılıklar olabilir. Bu da namazın sıhhatine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazının sıhhatine veya bizim naslara yaklaşmamız açısından bir tehlike, böyle bir problem arz etmez kesinlikle. Allah azze ve celle bizleri hakka, doğruya isabet ettirsin. İnşallah abim gelecek dersimizde de namazdan sonra yapılması gereken tesbihatları ya ona gireceğim ya da namazın rükunları isim olarak nelerdir? Namazın vacipleri tam olarak isim olarak nelerdir? Namazın sünnetleri tam olarak nelerdir? Bunlar terk edildiğinde üzerine bina edilmesi gereken ahkamlarımız tam olarak nelerdir? İnşallah Allah azze ve celle bizlere lütfederse üzerinde konuşacağız. Burada kalalım abiler. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.